Merhaba arkadaşlar, Sahra'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün pizza tarifiyle karşınızdayım. Öncelikle 5 su bardağı unu alıyorum. 1 yemek kaşığı üzerine şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 adet yumurta. Ve üzerine yaş maya. Yaş mayanın ben bir paketin dörtte birini kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı da ılık ılıtılmış süt. Mayalanması için ılıttım. Bunu güzelce yoğuruyoruz. Güzelce yoğurduktan sonra yarım saat, 1 saat zamanınıza göre dinlendirmeyi alıyoruz mayalandırmaya. O aşamada üstünün sosunu hazırlıyoruz. Üzerinin sosunu, diğer malzemelerini hazırlıyorum. Sosu için ben 2 diş sarımsağı ezdim. 1 çay kaşığı tuzla ezdim. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Hamuru ikiye böldüm. Benim verdiğim ölçü 2 tepsilik. Tepsimin biri büyük, biri küçük. Birini hafif büyük yaptım bezemin. Ben oklavayla açıyorum. İsterseniz tepsinin içinde elinizle de açabilirsiniz. Oklavayla daha pratik oluyor. Yağladığımız tepsimizin içerisine hamuru seriyoruz. Elimizle güzelce düzeltelim. Kenarlarını hafif hamurlar çıksın kenarlarını elimizle. Şekil eriyor bu arada bakabilirsiniz. Hafif kenarlarına çektiriyorum ki içine malzeme gireceği için. Ve bu arada sosunu sürüyoruz. İlk aşamamız sos. Sosu güzelce yayalım. Ve 2 su bardağı kaşar kullanıyorum. Rendelenmiş kaşar. 1 su bardağını alt kısmına, 1 su bardağını üst kısmına kullanıyorum. Ve bu arada mantarlar da dizelim. Sucuklar da dizelim. Ben sucuk kullandım. Siz isterseniz salam da kullanabilirsiniz. Salam, sucuk. Evinizde ne varsa. Zeytinleri de kestim. Ben kendi elimle halka halka kestim. 2 su bardağı mısır kullandım. Ve üzerine en son kalan 1 bardak rendelenmiş kaşarları serpiyoruz. Benim ölçüm bu arada 2 tepsilik. Siz isterseniz malzemeyi yarıya düşürüp bir tepside yapabilirsiniz. Benim ölçüm 2 tepsilik. Malzemelerin ayrıntılarını açıklama kısmında vereceğim. Pizzamız pişti. Benim fırınım davul fırında yaptım. Siz fırını
Fırınızın ayarını biliyorsunuzdur. Onu kontrollü pişirin. Ben davul fırında pişirdiğim için 20 dakikada pişti. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun.